Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlarını kıyamet günü de ikinci madde surge nafhar olgenden keyin kaytetirilip adamlar mahşerge kalab yürüp ararkenler kafirler bir acayip görünüşleri duyuradı. Ular tırılgen cahilerden mana şu tep-tekis qo'yilgan yerga Alloh taolaning yomg'iri yoqqandan keyin ular xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam. So'ngra ular mana shunday bir yalang'och holatda, ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Nabi sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar. Estaizu billah, الذين يخشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Yüztüban hollarida cehennem tomonga sudraladigan kimseler, ana o'shalar eng ahvoli yomon ve butunlay yo'ldan ozgan kimselerdir. Sahabalardan biri, ya Rasulullah, qana qilib odam yuzi bilan yurishi mumkin? Yani inson tasavvurga sig'dira olmaydi yuzi bilan yurib borishligini. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, axir uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishga ham qodir-ku dedi. Ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lganini Alloh biladi, lekin yuzlari bilan sudralib, yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyam va bukman va summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holat qanday bo'ladi? Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. U zot kimni adashtirsa, yo'ldan ozdirsa, ular uchun unga o'zga do'st madadkorlar topa olmassiz. Qiyomat kunida yustuban hollarida ko'r, soqov, kar qilib tiriltirilamiz. Ularning borar joylari jahannamdir. Hech har qachon jahannam o'ti susaysa, biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Dunyoda ba'zi bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa, yuragi siqiladi. Eshitishni xohlamaydi. Ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan-ochiq aytadi. Kecha bir ukamiz aytib beryapti, mashinasini to'xtatgan ekan, bir odam chiqib o'tirib, Qur'on qo'yilgan ekan, "Onangni o'chirib qo'y" demiş. Ya'ni ko'ring, Allohning kalomi o'qilayotsa, o'chirib qo'y deydi. O'chirib turib tushuntirsa, "Gapirma menga, kerak emas bu narsa" deydi. Ya'ni bu qanday qalblarki, Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi. Kim bu qalblar? Allohning oyatlarini eshitganda, Allohning mo'jizalarini ko'rganda, xuddi eshitmagandek, ko'rmagandek yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz. Qola robbilima hashartani a'ma va qad kuntu basira. U Parvardigorim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku degan edi. Qola kazalika atatki ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi, u ko'zi ko'r bo'lib turilgan bandaga. Shunday. Senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutularsan. Ya'ni ko'zingni yumib ko'r bo'lganmi? Bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan. Ko'zlari ko'r, hollari bir xor bo'lgan hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi. Oyatlar kelgan, kitob tilovat qilingan, mavizalar bo'lgan, ibratlar ko'rsatilgan, lekin quloq tutgan emas. Beparvo tashlagan, qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekka tashlab qo'yiladi. Ular ko'r, kar, soqov va yuzlari bilan sudralib boradilar. Alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi. Yawma yunfahu fis-suri va nahshurul mujrimina yawma izin zurqa. Ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi? U sur chalanadigan kundir. U kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k, ya'ni nursiz, yuzlari qaro bo'lgan hollarda yig'urmiz. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik, rangida qarolik paydo bo'ladi. Bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati. Ular o'zaro shivirlashib,
dünyada 10 gün güne tüldünler dediler. Biz onların aytadigan sözlerini juda yaxshi bilirmiz. Onların en doğru yol tutgan donoları bir gün güne tüldünler dediler. 10 günce tüldük dese en akıllıysa, en doğru yaptı yapırken bir gün tüldük dedi. İnsanlar bana şimdi mahşargahı yıkılıp gelirkenler, kuyaş asta sekenliği bilen pasayıp yakınlaşa başlaydı. Yakınlaşadı, 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 bir kilometre, ya ki bir yarım kilometre masafa gelip tuhtaydı. Yani netçi milyonlagan kilometre uzağdaki kuyaştı, yorug'u yerge, kanaka bir ıslığlığı beradı. Kanda yorug'lik ıslığlığı beradı. Mana şu yorug'lığı da, kündüzü turup kalsız bir yarım saat kokus çıkıp kaladı, şaptalı çıkıp. Yani bu bir yarım kilometre masafa gelgendeki tasavvur kılın insanla da havalını. Küyüp gitmiydi. Ölüp kalmıydı. Çünkü ölüm yok indi. Ölüm bir mette bu arada. Kullu nefsin zâikatul maut. Dünyadaki her kança azab, meşakkat, her kança bir kino kattık bulmasın, bitti ölse kurtaradı insan. Lekin bu günde ölüm bu muydu? Onlardan ter aka başlaydı tanalardan. Mana şu halatta, onlar terlerine batıp durgen payetleri de mumun kişiler, özlerinin enbiyalarının aldı da, onlarga berilgen havuzlardan su içip duradılar. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da o kişiye berilgen bana zikirikegen Kevser havuzu hakkıda yapıradı. İnne a'tayna kel Kevser fasallili rabbike venher. Elbette biz sizge Kevser'ni ata ettik dedi Allah Teala. İmam Buhari ve Müslim getirgen hadislerde Nabi sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Menin havuzumun uzunluğu bir aylık masafaçalık uzağlıydı. Bir ayda kişi kança uzağa masafaya boralasa havuzun uzunu düşündük. Çekeleri tep tek kes. Yani törbütçe havuz bu havuz. Onun suyu sütten apakırak. Hidi müşkten körak şuboyrak. İdişleri ise, su alıp içadığın idişleri ise, Osmanlı'daki yıldızların sanalıca. Ondan bir madde içken kişi, herkes çankağını vergeni bilmiydi. Cennetke kirgeninde senge çankağışlık, peki aç kalışlığı yok yaptı Allah da Allah. İnsan ne mi üçün yiyip, ne mi üçün içedi onda? Karnı açmasa, avukatta ne mi yiydi? Çankamasa nimaga suv ichadi? Kasar havuzdan bir madde içken kişi çankak degan kasalni esdan chiqaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilar ki uning yani Kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq, asaldan ko'ra shirinroq, idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabi sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kishi boshqalarini tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek boshqa ummatlardan men qaytarib turaman. Faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobiy Rasululloh bizni taniysizmi u kunda? Bizni taniysizmi deganda aytgan ekanki, ha deydi. U kunda sizlarda hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor. Nima edi alomat? Meni oldimga tahorat izlaridan g'urron muhajjalin holatda ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi. Tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin. Sutdan oppoqroq, asaldan shirinroq, unda ikki tannov bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ikkita tannov mana shu hovuzga suvni quyib turadi. Bu tannovlarning boshi jannatdan chiqib keladi. Bu jannatdan oqadigan daryoki mahşer maydoniga bir havuz bo'lib to'kilib turadi. Bu ikki tannovning bittasi oltindan bo'ladi Rasululloh, bittasi kumushdan bo'ladi dedilar. Mana shu havuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqa kasalini bilmaydi.